Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. Kümelerde ikinci dersimizdeyiz. Bir önceki dersimizde kümelerde temel kavramları anlattık. Biraz soru çözdük. Çok içimize sinmedi. Daha fazla çözmeliyiz dedik. Ne yaptık? Bir soru avcısı bölümü yapacağız şimdi. Ne kadar soru varsa temel kavramlarla ilgili hepsini yakacağız, bitireceğiz. Peki sorular nereden olacak dersen bu arada bu dersin pdf notları öğrenciburada.com'da. Sorularımız önce senin o elindeki map kitabından olacak. Oradaki alıştırma sorularını çözeceğiz. Bazılarını güzel olanlarını. Ardından bizim sorular var. Onları da vereceğiz. Sonra küme dönüşte tekrar görüşeceğiz. Gelsin bakalım kitabımızdaki sorular. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtir diyor. Böyle soru zaten bir önceki derste çözmüştük. Bir daha çözelim. Kısa boylu. Kimler kısa boylu? 1.50'nin altı üstü 1.60. Ben 1.79, 1.80'im. Kısa mıyım? Bilmiyoruz. Geç. Plaka kodu 60 olan iller. Bir dakika ya, biz buna B kümesi dersek, Plaka kodu 60 olan bir tane il var. Tokat. Tokata selam olsun. Sınıfımızın, ha bu arada, bu tokatı belirtiyor. Herkesin anlayacağı dilden konuşuyor. Bu bir kümedir. Sınıfımızın çalışkan öğrencileri. Kimler çalışkan? Neye göre? Kime göre? Geç. Türkiye'nin bazı gölleri. Çok saygı. yani hangi göller? Ankara'nın kalabalık ilçeleri. Ne kadardan sonra kalabalık kabul edeceğiz? 1000'den 2000 insandan. Bunu da geç. Herkesin anlayacağı şekilde iyi tanımlanmış küme. B seçeneği. Gelsin sıradaki soru. A kümesi x'lerden oluşacak. Tamam. Öyle ki x'ler 4'ten küçük ve bir doğal sayı olacak. Bu kümenin liste biçiminde yazılmasını istiyoruz. Şimdi başlayalım bakalım. x'ler 4'ten küçük. 4'e dahil değilim o halde 3 olabilirim. Doğal sayı olacağım. Küçük olacağım. 2, 1, 0'da bir doğal sayıdır. 0'da yazdım. Seçeneklere baktım. Hocam bu seninkine çok benziyor. Yerleri değişmiş. Evet yerleri değişebilir. Liste yönteminde istediğin gibi sağa sol istediğin yere çek. Yeter ki aynı elemanlar olsun. Bu da bitti. Gelsin başka bir soru. Bakıyoruz sorumuza bir tane K kümesi tanımlanıyor. X'lerden oluşacak. Öyle ki X'ler eksi 7'den büyük ve negatif tam sayı olmak üzere diyor. 3 tane madde var. Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Tek tek bakalım eleman sayısı 6'dır. Ya bizim o zaman önce bunu bir böyle liste biçiminde bir yazmamız gerekiyor. Eksi, 2, eksi 7'den büyük negatif tam sayılar. Arkadaşım eksi 6 eksi 7'den büyüktür. Negatif sayılar böyle hani şu değerler küçüldükçe büyüyordu ya. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 sıfır alacağım mı? Negatif diyorsun. O zaman sıfır alamam. Burayı kapattım. Bitti. Elemanlarımız bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı. Doğru demiş birinci madde. Sonsuz kümedir. Önce tanımı bilmen gerekiyor. Sonsuz sayılamayacak kadar çok elemanı olacak. Var mı öyle bir dünya? Yok. Bunu eledik. Kümenin en büyük elemanı eksi 1'dir. Evet arkadaşım negatif sayılardaki en büyük tam sayı eksi 1'dir. O halde 3'ü de doğru kabul ettim. Bir 3'ü aradım. Denizli seçeneğine yapıştır. Geç. Yanda Venn şeması ile verilen N kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterilişi hangisidir? Şimdi biz bunu ortak özellikle milyon yani farklı ifadelerle gösterebiliriz. Kendimiz yazmaktansa bu tarz sorularda seçeneklerden gideceksin. Bakalım A seçeneğine. N kümesi diyor. Eksi 3 ile 2 arasındaki tam sayılar. Bak şimdi. Eksi 3 dahil değil. Eksi 2, eksi 1, 0, 1. 2 de yok. Eksi 3 var bu kümede. Biz almadık. Demek ki bu değil. Geç. Eksi 4 ile 2 arası. Eksi 4 de dahil 2 de dahil. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Ama arkadaşım tamam 2 var. Diğerleri de var. Ama eksi 4 kümede yok. Fazladan yazdırdı. Geç. Eksi 4 ile 3 arasındaki tam sayılar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3'ü alamazsın diyor. Bir dakika. Sanki hepsi var. Aynen hepsi var. Doğru cevap C gibi duruyor. Denizli'ye bakalım. Doğal sayılar diyor. Eksi 4 ile 3 arasındaki doğal sayılar sıfırdan başlar. Aman Tonga'ya düşme. 3'ü e alma diyor. Alakası yok. X bir doğal sayı. Doğal sayılarda negatif sayılar olmadığı için doğru cevap C seçeneği dedim. Geldi bir sonraki soru. Evet aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri sonlu kümeledir? Yani sayılabilir çoklukta eleman istiyoruz. Bakalım A kümesine. 2, 5, 8, 11, 3, 2 çok fazla var hocam ben bunu sayamam demeyeceksin. Sayılabilir çokluktadır. O zaman bu bir sonlu kümedir. Sonu var çünkü bitiyor 3002'de. Daha fazlası yok. Bir sonlu küme. X 6'dan büyük doğal sayılar. Bir dakika yazmaya çalışalım. 6'dan büyük. 7, 8, 9, 10 nokta nokta sonsuza gittim. Bu bir sonlu küme değil. B'yi çizdik. X bir tam sayı olacak ve buradaki sayılar, aradaki sayılar yazmaya çalışıyoruz. Eksi 1'i alma diyor. 0, 1, 2 ve 3. 4, 4. Yok hocam. Ha, bir dakika niye çiziyorsun? X bir tam sayı. Evet tam sayı. Sonlu mu sonlu. Başka eleman var mı? Yok. 3'ü aldım. Saçmaladık bir an. Eksi 4 küçük eşit x. X bir tam sayı. Bir dakika. Eksi 4 küçük olacak x'ten. O zaman ben eksi 4'ü alırım. Eksi 3'ü. Eksi 2'yi nokta nokta. Tam sayı diyor ya. Sonsuza kadar giderim. O zaman bu da sonlu küme değil. O zaman 1 ve 3 sonlu küme. Baktım seçeneklere Edirne'ye saklamışlar yapıştırdım. Ve geldik arkadaşlar map kitabımızdaki son sorumuza. M kümesi x öyle ki x'lerden oluşacak. Eksi 5 x küçük eşit 16 tamam. x eşit olacak 2 tane k'ye yani 2'nin katları anlamında bu. K'de bir doğal sayı aman diyeyim buradaki çok önemli. Doğal sayı kaçtan başlar? 0, 1, nokta, nokta, sonsuz. Kümesinin eleman sayısı hangisidir diyor. Şimdi x dediğimiz sayı 2'nin katı yani şu şekilde yazılıyor. x eşittir 2 çarpı k şeklinde yazılıyor. Biz k'ye değerler vereceğiz. x'leri bulacağız. x'ler de bu aralığın dışına çıkmayacak. Gel k'ye 0 verelim. Niye 0 verdim? En küçüğü o. Bir verelim bakalım ne gelecek. x eşittir 2 çarpı 0'dan 0 geldi. Bu aralıkta mı? Bu aralıkta işaretle al bunu. Şimdi k yerine 1 verdim hocam. k yerine 1 yazınca x eşittir 2 çarpı 1'den 2 çıktı. Bu aralıkta sıkıntı yok. K yerine 2 verelim bakalım. X eşittir 2 çarpı 2'den 4 yapar ki o da bu aralıkta Ama artık yeter. Ya biz böyle tek tek yazarsak çok uzun olacak. Nokta nokta nokta. En son nereye gidebiliyorum? 16'ya. O zaman ben 8 vereyim. Bak güzel arkadaş ne oluyor? 2 çarpı 8'den ne çıktı cevap? 16 çıktı. 16'yı da aldı. 9 verirsen 18 olur. Sınırlara geçer. Bitti. Peki bazı arkadaşların aklına şu gelecek. Hocam eksi 2 var bu aralıkta. Eksi 4 var. Bunları bulunmadın. K'ye işte eksi 2 verince eksi 4 çıkıyor. Tamam da K'ye eksi 2 veremezsin. k bir doğal sayı. Sadece bunları verdik. Yani elemanlarımız bunlara karışmasın ortalık. Kaç tane var? Şuradan sayması daha kolay. 9 tane var. Doğru cevap A seçeneği. Map kitabı soruları bitti. Gel şimdi bizim sorulara bakalım. Şöyle ufak bir tekrar gibi olacak bu da. Aşağıdakilerden hangisi küme belirtir? Bazı günler. Hangi günler? 7 tane var. Hangisini seçeyim? Bilemedim. Geç. Güzel çiçekler. Hepsi güzel. Ya kaktüs. Geç. Ege bölgesindeki iller. Ha İzmir, Aydın, Uş. O. o zaman bunu alıyorum arkadaşım. Ceyhan seçeneği kesin doğru. Güzel kızlar, zor sınavlar. Tabii ki bunlar birer küme belirtmiyor arkadaşım. Dedim ya bu soru tipi kesin gelecek. Mehmet Hoca da her videosunda soruyor bunu. Soracağız arkadaşım ta ki sen harbiden öğrendim diyene kadar. Bak şimdi bu videonun burasına kadar deliksiz izledim hocam diyorsan bunu da çözdüm de bana. Oldu mu? Durdur videoyu. Çöz video soruyu. Yorumlara yaz. Halledilmiştir. Hocam tamamdır gibi bir yorum. Senden bekliyorum. Bu yorumu yazanlara birer kalp benden. Olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Baktık kümeye. B elemandır. Neydi taktik? elemanıdır varsa aynen orada yer almak zorunda. Aynısı var mı? Var hocam. Bu tamam, doğru. Gel şimdi. Böyle parantez içinde A elemanı olmayacak. Parantez içinde tek başına A arıyorum. Var mı? Yok. O zaman sıkıntı da yok. Zaten elemanı olmasın demiş. Bu da doğru. Parantez içinde AB olacak. Gittim aradım. Aha da burada vallahi. Parantez içinde AB var mı? Var. O zaman bu elemanıdır A'nın. Gel devam ediyoruz. Parantez içinde A, arıyorsun. Bak o da burada. Parantez içinde A, birebir aynısı olacak. Ekstra hiçbir şey katmayacaksın. Bu da doğru. Geldim sonuncusuna. A, B, C elemanıdır A diyorsun. Ya var da bütün halinde değil bunlar. Ayrı ayrı var. Buraya dikkat ediyorsun. Parantez var mı burada? Yok hocam. O zaman bu elemanı değildir olması gerekiyor. Bu yanlış. Doğru cevabı Denizli. Bu Denizli olur mu ya? Bak bu D seçeneği, bu E seçeneği, Edirne seçeneği. Gelsin sonraki sorumuz. Çok tatlı bir soru. Benden önce çözmeye çalış. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Yanda Venn şeması ile birlikte A kümesine göre kaç tanesi doğrudur? Hocam böyle çok soru çözdüm. Sen sabret bak ne var işin içinde. Bir diyor elemandıranın Aynısı var mı? Var hocam. Doğru. Hatta doğruyu şöyle işaretledim. Gelsin. 4 parantez içinde olacak. Var mı hocam? Var hocam. İşaretledim, onayladım. Bunları onay işaretlerini verelim. Kaç tanesi doğru diyor? Parantez içinde 1 2 3 elemanı mı? Baktım. Var hocam. Bu da doğru. Süper gidiyoruz. 2 diyor parantez içinde elemanı değildir A'nın. Gerçekten öyle bir eleman tıp atıp yok. Bu da doğru. 4 tane oldu bile. Devam ediyoruz. A'nın eleman sayısı 6. Gel birlikte sayalım. 1 2 3 ve 4. A'nın eleman sayısı 4 olmalı. Sen yanlışsın koçum gitti. Çok kritik bir seçenek. Doğru mu yanlış mı? %50 atma şansım var. Bakalım. Parantez açmış. Parantez içerisinde 1, 2, 3, virgül 4. Şimdi güzel arkadaşım. 1, 2, 3. A kümesinin elemanı mı? Elemanı. Virgül. Tek başına 4. Elemanı mı? Elemanı. Böyle tek tek yazacaksın. Öyle birleştirip olmaz. Hele ki bunun anlamı ne? Ben diyor şu elemanın aynısını arıyorum. Yani şöyle bir eleman arıyorum diyor içeride. Nokta 1, 2, 3, virgül 4 şeklinde bir eleman var mı diyor. Hayır öyle bir eleman yok içeride. O zaman bu da yanlış. Çok dikkat edilmesi gereken bir seçenekti. 4 tane var. 4 tane doğru vardır diye notumu düştüm. Ders bitmedi tabi gel gel daha soru var. Şimdi A kümesi var. Eksi 5 ile 8 arasında eksi 5 dahil. X nelerden oluşuyor? Tam sayı neydi senin tam sayıların? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, nokta nokta sonsuz. Eleman sayısı. Hallederiz. Gel biz liste biçiminde yazalım. Daha kolay olsun. Eksi 5'i alıyorsun. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Devam mı? Devam. 8'e kadar yolu var. 2, 3, nokta nokta. Hadi ya ne noktası? Yazmışsın hocam oraya kadar noktayı niye koyuyorsun diyeceksin. 6, 7, 8'i istemiyor nokta. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O zaman şimdi bitiriyorum soruyu. A'nın eleman sayısı ki böyle yazılıyordu hatırla. 13 tane elemanı vardır dedim. Bu soru da bitti. E geçelim o zaman sonrakine. Çok tatlı bir soru bak. Rehber matematik A kümesi. Rehber matematik kelimesinin harfleri. Bu da B kümesi. A ile B'nin eleman sayısı toplamı kaçtır? Şimdi Liste biçiminde yazmış. Araya hiç virgül çakmamış. Çakmadıysa bir elemanlıdır. Yani koca bir rehber matematik tek başına bir eleman. A'nın eleman sayısını buldum. 1. Şimdi geldim B kümesine. Bu kelimenin harfleri diyor. Ha o zaman bir dakika harfleri diyorsan ben seni bir liste biçiminde yazayım. R harfi başka var mı? Var. Başka var mı? Yok. R yazdık virgül. E harfi var. E'yi de bir dakika önce buraya düşelim. E harfi aynalarını siliyorsun. Aynısını bir daha yazamıyorsun çünkü. Ne var elimizde? H harfi var. H'yi yazdım. Başka H harfi yok. B harfi. Başka B harfi yok. Bunu da çizdik. M harfi. Bir tane de burada var. M'yi de çizdim arkadaşım. Sıradaki harfim A harfi. Burada da var. Bunu da çizdim. Tamamdır. T harfi burada da var. T'leri çizdik. İ harfi bir tane var. Ve en sonunda K harfi. O da bir tane var. B kümesinin eleman sayısı gelsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elemanlı B'nin eleman sayısı eşittir 9. Biz toplamı arıyoruz. Toplam 10 elemanlıdır. Bu küme dedim. Bence fena bir soru değildi. Bence güzel bir soruydu. Umarım halletmişsindir benimle birlikte. Gelsin yine en civcivli sorulardan biri. Yani civciv derken birçok öğrencinin hataya düştüğü yer. Yukarıda ifadeler var. Hangileri doğrudur diyor. Bu ifade kümesi boş kümedir demek diyor. Hayır, değildi. Defalarca söyledik. Boş küme ya böyle gösterilir ya böyle. Bunun anlamı bir küme bir elemanlı misal bu A kümesi olsun. Bu A kümesinin eleman sayısı bir. çünkü eleman bu. Eleman olarak gösteriliyor. Boş kümedir yanlış. Geçtim ona. Evrensel küme tüm kümeleri kapsar. Evet, işlem yaptığımız tüm kümeleri özür dilerim kapsayan kümeye evrensel küme denir dedik. Kümesi sonlu bir kümedir. Tanım bileceksin. Tanımda matematik hayat kurtarır. Sonlu küme sayılabilir çoklukta. Sayabiliyorum, sayabildiğim kadar var. Bu da doğru. 2 3 doğru. Doğru cevap Cihan. Bitmedi son soru. Ama ya emek var hocam. Bu soruyu bu videoyu beğenirim ben. Sonraki videolara yatırım yaparım diyorsan böyle bastıra bastıra bir beğen tuşu hadi bakalım. A kümesi x'lerden y'lerden sıralı ikililerden oluşacak öyle ki X artı y 8 olacak. Ne? Yani x de y de doğal sayı olacak. A'nın eleman sayısı. Şimdi deneme yanılma yöntemi bulalım bakalım. A yerine neler yazabiliriz? Şimdi en küçük doğal sayı 0. 0 ile neyi toplarsam 8 yapar? Yani 8'i toplarsam. O halde sıralı ikilim 0'a 8. Bir dakika. 0'a 8 veriyor. Bak bu x bu y. Ya 8'e 0'ı alamam mı? Farklı bir ikili oluyor mu? Oluyor. E hocam yer değiştirince aynı eleman olmuyordu. Güzel arkadaşım, zaten aynı eleman değil bunlar. Bak, biri 08, diğeri 80. Farklı eleman. Tamam? Şimdi 1 yazarım, 7 yazarım, 8'e verir, o halde 1,7'i elemanın kümesi olarak alırım, yer değiştiririm, 7'ye 1 de sağlar o halde. Ha, o böyle devam edeceğiz. Anlaşıldı o zaman. 2,6, 6,2. Bunun da toplamı 8. 3 virgül ne vereyim 5 vereyim 3'e 5 3 virgül 5 5 virgül 3 de kabulümüzdür devam 4 artı 4'tür 4 virgül 4'ü yazarım bir daha 4 virgül 4 yazarsam saçma olur onu karalarım gitti bunlar bunu gitti bu kadar eleman kaldı o halde artık sayalım başka ihtimal gelmiyor e hocam devam et ya devam edeyim de sonra ne olacak 5 artı 3 olacak. E 5 artı 3'ü biz yazdık bak. 5 3'ü de 3 5'i de yazdık. Aynı yere geri dönüyorum ya bir daha yazmadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bitir soruyu gel. Gel bitirelim. A kümesinin eleman sayısı 9 dedim. Bu soruya da burada noktayı koydum. Sonraki ders alt kümeler geliyor. Canavar gibi anlattık. Efsane bir ders olacak. Sakın kaçırma. Hoş kal. Hoşça kal. Arkadaşlar, eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.